Herkese merhaba. Bu videomuzda Samsung Galaxy S23 Fan Edition'ın bilmeniz gereken önemli özelliklerine yakından bakıyoruz. Samsung Fan Edition telefonları sevdi. İlk olarak 2020'nin sonlarına doğru Galaxy S20 Fan Edition'la birlikte bu Fan Edition furyası dalgası başlamıştı. Daha sonra 2022 yılının başlarında Galaxy S21 Fan Edition'ı gördük. İlginçtir ki o telefon tam da Galaxy S22 serisi gelmeden bir ay kadar önce tanıtılmıştı. Daha sonra Samsung S22'de Fan Edition'ı pas geçti ve 2023 sonbaharında tam da S24 serisinin tanıtılmasına 4 ay kadar bir zaman kala görmüş olduğunuz S23 Fan Edition'la karşımıza çıktı. Samsung'un Fan Edition telefonları bağlı bulunduğu serinin en beğenilen özelliklerini uygun fiyattan sunmasıyla bilinir ki elimde görmüş olduğunuz Galaxy S23 Fan Edition'da Galaxy S23 ailesinin giriş seviyesi olarak nitelendirebileceğimiz S23'e göre yaklaşık 10 bin liralık bir fiyat farkına sahip durumda. Yaklaşık bir aydır Galaxy S23 Fan Edition'ı ana telefonlarımdan bir tanesi olarak kullanıyorum. Bu geçen zaman zarfında telefonla ilgili epey bir deneyim elde ettim, yorumlarımı toparladım. Gelin şimdi bu inceleme videosunda Galaxy S23 Fan Edition'la ilgili bilmeniz gereken önemli özelliklere yer verelim. Daha fazlasını ise aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Galaxy S23 serisiyle birlikte ilk kez gördüğümüz tasarım unsurlarını yıl içinde öncelikle Galaxy Aile 4'te görmüştük. Sonra da Galaxy S23 FE aynı tasarım diliyle karşımıza çıkıyor. Aslında Galaxy S23 Fan Edition'ı ilk kez gördüğümüzde onu S23'ten daha çok A54'e yakın bulduk. Ancak S23 FE daha ağır olması ve alüminyum gövdesi sayesinde bir amiral gemisi telefona yakın olduğunu hissettiriyor. IP68'de belgelenen suya ve toza dayanıklılık da amiral gemisi telefon seviyesindeki özelliklerinden bir tanesi oluyor. S23 FE'nin 6.4 inçlik ekranı Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Gayet keskin ve net bir ekran var. Samsung'un Dynamic AMOLED 2X teknolojisini kullanması da önemli bir artı. Bu açıdan da S23 seviyesinde bir özellik alınmış. 120 Hz yenileme hızı ve HD ROM Plus desteği için aynı durum geçerli. Bu ekran derin siyahları, yüksek parlaklığı ve canlı renkleri ile video izlerken, internette gezinirken, fotoğraflara bakarken yüksek bir seyir ve kullanım zevki sağlıyor. Amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz bir görsel deneyim burada var. Üstelik yüksek parlaklık sayesinde dışarıda da iyi bir kullanım imkanı elde ediliyor. Çift hoparlör sistemi ise stereoya yakın ses çıkışı, yüksek ses şiddeti ve çevresel ses etkisiyle özellikle video izlerken ekranı iyi biçimde tamamlıyor. S23 FE'nin Türkiye'de satılan versiyonu geçen yıl Avrupa'da satılan S22 serisi modellerde bulunan Exynos 2200 işlemciyle geliyor. Biz S22 serisinde bu işlemciyi pas geçmiştik. Ancak Samsung bu telefonu Türkiye'de Snapdragon 8 Gen 1 yerine kendi yapım işlemcisiyle satmayı tercih ediyor. Bu karar kafalarda soru işareti yaratsa da genel olarak S23 FE'nin iyi bir performans sunduğunu görüyoruz. Akıcı bir kullanıcı arayüzü, uygulamaların ve oyunların hızlı biçimde açılışı, web sayfalarında hızlı şekilde kaydırma yapma, kamerayla hızlı çekim yapma gibi imkanlarla Galaxy S23 FE genel olarak amiral gemisi telefon seviyesinde bir deneyim sunuyor. Oyun konusunda da Galaxy S23 FE'nin sergilediği performansı iyi bulduk. Isınma konusunda ise biraz cömert davranıyor. Birkaç işlemde arka tarafın ısındığını hissediyorsunuz. Ancak bu sıcaklık makul ısının ötesine geçmiyor. Galaxy S23 FE'de 4500 mAh kapasiteli pil var. A54'te 5000 mAh'lik bir pil varken burada daha düşük kapasitenin kullanılması garip görünüyor. Ancak burada işlemci ve ekranın fiziksel olarak etkili olduğunu düşünebiliriz. Her ne olursa olsun S23 FE'nin pili tek bir şarjla sabahtan akşama bir günü çıkarabiliyor. 25 Watt hızlı şarj desteği var. Ancak kutudan güç adaptörü çıkmıyor. Bu destekten yararlanmak için ayrı bir güç adaptörü gerekiyor. 25 Watt'lık değerin üstüne çıkmayın. Bu güç çıkışına sahip olan adaptörler yeterli olacaktır. Gerçekten de %50 seviyesine yarım saatte ulaşılırken 1,5 saate yakın bir sürede pilin tamamı şarj oluyor. Kablosuz şarj desteğinin bulunması da güzel. Üstüne üstlük wireless power share yani ters kablosuz şarj özelliği de mevcut. Tüm bunları S23 FE'de görmek memnun ediyor. S23 Fan Edition modelinde Android 13 ve OneUI 5 yüklü geliyor. Bu telefonda Samsung'un son zamanlarda çıkardığı birçok telefon gibi uzun süreli güncelleme desteğine sahip olacak. Yani Android 17'ye kadar güncelleme alacak ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri gelecek. Birkaç yıl boyunca aynı telefonu kullanmak isteyenler için bu taahhüt önemli olacaktır. Bunun dışında Samsung'un telefonlarından alıştığımız kullanıcı deneyimi burada da mevcut. Güvenlik tarafında ise ekran içi parmak izi okuyucusu iyi şekilde işliyor. Yüz tanıma da olsa da buna pek ihtiyaç kalmıyor.
Arka kamera özellikleri genel olarak Galaxy S23 ve A54 modellerinin bir kesişim kümesi gibi. 50 megapiksel ana kamera, f1.8 diyafram, optik görüntü sabitleme gibi özelliklere sahip. Aynı kamera S23 ve A54'te de var. 12 megapiksel ultra geniş kamera, f2.2 diyafram, 123 derece görüş açısı gibi özelliklerle A54'teki ile ortak. Telefoto kamerası ise S23'te gördüğümüzden farklı. 8 megapiksel çözünürlük, f2.4 diyafram, 3 kat optik yakınlaştırma gibi özelliklere sahip. Önde ise 10 megapiksel destekli f2.4 diyafram açıklıklı bir kamera var. Galaxy S23 FE genel olarak iyi fotoğraflar çekiyor. Samsung bu telefonun gece çekimlerinde iyi performans gösterdiğini belirtiyor ki yaptığımız çekimlerde özellikle de gece manzara çekimlerinde bu iddianın doğruluğunu görüyoruz. Düşük ışıktaki çekimlerde de parlaklık iyi ama ışık şiddeti azaldıkça gürültü etkisi artıyor. Ayrıca pozlama süresi uzadığı için harekete bağlı bulanıklık da daha fazla görülebiliyor. HDR performansı ise biraz daha iyi olabilirdi. Özellikle karanlık alanlardaki detayların azlığı dikkatlerden kaçmıyor. Yakın çekimlerde ise Galaxy S23 FE'nin sergilediği sonuçlar iyi. Bu arada Galaxy S23 FE ve S23'de birkaç ortak karede çektik. 50 megapiksel ana kameralar genel olarak aynı performansı gösteriyor. Sonuçları birbirinden ayırt etmek kolay değil. Ancak netleme konusunda Galaxy S23 biraz daha iyi görünüyor. Burada işlemci farkının da etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Ön kamerayla yapılan çekimlerde de Galaxy S23 Fan Edition genel olarak başarılı. Ancak burada da düşük ışıkta yaptığınız çekimlerde telefonu biraz daha sabit tutmanızda fayda olacaktır. Video tarafında 8K'ya kadar video kayıt imkanı olsa da genel olarak 4K'yı kullanmak yeterli olacaktır. Optik görüntü sabitleme sayesinde görüntü durağanlığı iyi. Ses kaydını da fazlasıyla başarılı bulduk. Ön kameranın da ses kayıt kalitesi ve durağanlık konusunda iyi olduğunu görüyoruz. Galaxy S23 Fan Edition'la arka kamera gibi ön kamerayla da sahnede 60 karesinde 4K video kaydı yapılabiliyor. Video günlük çekenler için bu ön kamera da epey kullanışlı görünüyor. Videonun başında da söylediğim gibi bu telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, örnek fotoğrafları teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda Galaxy S23 Fan Edition'ı satın almak istiyorsanız aşağıda açıklama bölümünde satın alma bağlantılarına yer veriyoruz. Aynı şekilde teknoblog.com'daki inceleme yazısını da satın alma bağlantılarını bulabilirsiniz. Hemen tıklayarak S23 Fan Edition için sipariş verebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.